gelir. Azerbaycan diye diye yenilmeyen aslan gelir. Dalgalanan Türk bayrağı istiklaldan haber verir. Türk'ün şanlı tarihine zaman Eroğlu er verir. Türk'ün şanlı tarihine zaman Eroğlu er verir. Türk'ün dövüş bayrağında doğan aya hilala bak. Bu yürüyüşe, bu zafere, bu şanlı celala bak. Dalgalanan Türk bayrağı istiklaldan haber verir. Türk'ün şanlı tarihine zaman Eroğlu er verir. Türk'ün şanlı tarihine zaman Eroğlu er verir. Şanlı tarihine zaman Eroğlu er verir. Türk'ün şanlı tarihine zaman Eroğlu er verir. Türk'ün şanlı tarihine zaman Eroğlu er verir. Türk'ün şanlı tarihine zaman Eroğlu er verir. İmam Efendi yok mu? Geldim. Müftü Bey'le bir görüşme yapmam icap etti. Naaş bu mu? İmam Efendi, öyle büyük bir infilak oldu ki şehitlerimizin hepsinin vücudu paramparça. Bazılarını bulamadık. Rahmetlinin başı eski yara izlerinden bir kolu, eli ve ayağı bulunabildi. Allah rahmet eylesin. Müftü Efendi'nin benimle konuştuğu mevzu buydu. Müftü Efendi ne istiyor İmam Efendi? Merhumun ruhuna da size de saygısızlık yapmak haddime değil. Lakin cenaze namazı kılmak için ölünün tamamı yahut başıyla beraber yarısının bulunmuş olması icap eder. Bu şekilde cenaze namazı kıldıramam. Caiz değil. Sen ne diyorsun İmam Efendi? Müftü Efendi'nin fetvası var. Olmaz. O boyda, o büyüklükte Kafkas İslam ordusunun kamandanıdır orada yatan. Bakü'yü düşman işgalinden kılas eden, adına onlarca marş okunan büyük Nuri Killigil Paşa'dır o. Sen nece diyebilirsen ki cenaze namazı kılınmasın? Ben 3 günlük yoldan gelmişim. Hece arkamda onun binlerce yiğit eskeri de gelmekte. Hamisi gelirler. Onu duasız, namazsız nece torpağa tepsirebilirek. Sağlığında kadri bilinmemiş böyle büyük komutanın bari el kadar kalmış. Tabutuna hürmet edek. Olmaz. Böyle bir şey olmaz. Benim özüm böyle bir şey kabul edebilemez. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin. Ala sıratın müstakim. Tenzilel azizir rahim. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Türk savunma sanayi özel sektör tarihinde endüstriyel olarak ilk tabancayı üreten adam Nuri Killigil. Yıl 1927. 100 yıl önce tabanca mı yapıyordu Türkiye? Bıraksalar daha neler yapacaktık kim bilir. Milli savunma davasının ilk şehitlerindendir rahmetli. Bize izin vermeyeceklerini bildiği için silahın patentini Polonya'da aldı. Savaştan sonra Almanya'da kaldı, kendini geliştirdi. Atatürk'ün öldüğü yıl dönmüştü Türkiye'ye. Düşmanın dikkatini çekmesin diye bir madeni eşya fabrikası kurdu. Asıl işi ise elbette silah ve mühimmat üretmekti. Neredeydi fabrika? İstanbul'da, Sütlüce'deydi. Haliç'te yani. Sonra ne oldu? Dünyayı idare etmek üzere şekillenmeye başlayan Golyat daha ileri gitmesine izin vermedi. Önce Birleşmiş Milletler İsrail'le savaşan Araplara mühimmat satmasını yasakladı. O vazgeçmeyip gizlice satmaya devam edince 1949 senesinde fabrika patladı. İsrail'in acımasız gizli servisi Mossad'ın kurulduğu yıl. Olaya kaza diyenler de oldu, sabotaj diyenler de. Ama ortadaki gerçek Haliç'e dağılan ceset parçalarıydı. Buraya iyi bak evlat. İhmal etme, gel arada bir. Binlerce şehit yatıyor Edirne kapıda. Ta Çanakkale'den, Dünya Savaşı'ndan, Balkan Harbi'nden, Rus Harbi'nden. Sadece burası mı? Bu memleketin her kasabasında şehit mezarlıkları var. Her karış toprağa şehit kanlarıyla sulanmış derken mübalağa etmiyoruz. Bu ülke şehitlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. Unutma, unutturma. Milli savunma yatırımları çeşitli sebeplerle hep sekteye uğradı. Kendimiz üretmek yerine onlardan almanın yanlış olduğunu Kıbrıs'tan sonra anladık. Kıbrıs'ta istediğini almadı mı Türkiye? Kıbrıs Türklerine yapılan katliam durdu evet ama bunu bize çok ağır ödettiler evlat. Petrol satmadılar. Daha önce aldığımız uçakların, tankların parçalarını satmadılar. Elimizi kolumuzu bağladılar. Böyle müttefikim varsa düşmana ihtiyaç yok. Kıbrıs olaylarında bu gerçeği görünce savunma sanayi yatırımları yeniden başladı. Aselsan. ...1975'te hemen Aselsan kuruldu. O zamanki imkanlar çok kısıtlıydı ama herkes canla başla çalıştı. Bir de senin baban Yavuz Yıldırım. Yavuz akıllı ve yaratıcı bir gençti. Allah rahmet eylesin ikisine de. Adnan Kahveci'ye çok benzerdi. Devamlı projeler üretirdi. kumandan dedi bir gün. İstikbal göklerdedir diyorsak göğe bakalım. Sonra önüme Yıldırım projesini koydu. Kendi hava savunma sistemimizi üretmenin fikri bile hayaldi o gün. O hayale ait ne varsa her şeyi ateş atıp yaktın. Korumak için yapmak zorundaydım. Neyi korumak için? Bu fabrikayı ve içindekileri. Bismillah. Aç bakalım. Başka türlü olmuyor demek ki Gündüz. Titanyum kablo kullanmak zorundayız. Dikkat çekmeden temin etmek zor değil mi? Nasıl çözeceksin Sezai? Yokluk zamanı bile ana yurdu demir ağlarla ören ecdadın torunlarıyız biz. Temin edeceğiz kumandan. Sen işin başında oldukça gözüm arkada değil evelallah. Gündüz'ün yaptığı şey ülke için hayat memat meselesi. Onun istediği mümkünü hemen yapıyoruz. Mümkün olmayanı en kısa sürede. Sağ olsun Sezai Paşam. Bir dediğimizi iki etmiyor. Ben gidip şu kablo meselesini nasıl çözeceğiz ona bakayım. Sağlıcakla kalın. Uğurlar olsun. Yıllarca hep bugünü bekledim. Hoş geldin Yiğit. Yiğit? Gündüz Selçuklu, Yavuz Yıldırım'ın temellerini attığı Yıldırım projesinin baş mühendisi. Fabrikanın kuruluşu eski. Dedem tencere tava imal edermiş. Ölünce babam 90 yılında alüminyuma çevirmiş işi. Yıldırım projesi peki? O iş ne zamandır var? Babalarınızın ahbaplığı ta gençlikten. Yavuz savunma sistemlerine kafayı takmıştı. Gündüz'ün babası da vatan aşığı. Sende akıl var, bende de para. Gel biz elimizden geleni yapalım, devlete öyle gidelim dedi Yavuz'uma. Öyle yaptılar. Yavuz amca bir gün babama geldi. 2000'lerin başı galiba. 2001 Mayıs. Ortalığın çok karışık olduğunu, tehditler aldığını söyledi. Korkuyor muydu? Yok be kardeşim. Bizim babalarımız kimseden korkmadı. Doğru mu kumandan? Yanlış. Nasıl? Yanlış. İkisi de karılarından korkardı, ben biliyorum. Ama Allah rahmet eylesin, iki kızım da büyük aşıklardı. Babam kimden tehdit aldığını söylemiş miydi? Söylemedi. Sadece projesinin yarıda kalmasından endişeliydi. Çalışma detaylarını, yazılı, çizili ne varsa hepsini bu yolu devam ettireceğine güvendiği babama teslim etti. Proje taslakları, çalışma notları, günlüğü Devam etmekten vaz mı geçmişti? Vazgeçmezler. Yola baş koymuş adamlar bunlar Altay. Biliyorum Nuri Killigil'in hikayesini. Serden geçti onlar. Vazgeçmezler. Annenle babanı kaybettiğin kara günün ertesini ben çok iyi hatırlıyorum Altay. Babam beni uyandırdı bir sabah. Buraya geldik. Projeye inandığı mühendislerin önüne koydu. Başlayın oğlum dedi. 2001'den 2016'ya kadar çalıştılar. Cengiz bütün mal varlığını bu yola döktü. Onu da tehdit ettiler ama daha da inançla sarıldı bu işe. 15 Temmuz'da fabrikayı bastılar, değil mi? 16 Temmuz sabahı. Senden 14 sene sonra benim de annemle babamı öldürdüler. Beni de öldü diye bırakıp kaçtılar. Beni de kumandan buldu. Tanıdık geliyor mu bu hikaye sana? Ama sen çok yol almışsın. Ben sadece dayak attım, dayak yedim. Bana yol gösteren olmadı. Senin omuzların babanın mirasını yüklenecek kadar güçlü değildi evlat. Çocuktun sen. Bırak şimdi kumandan. Hiçbir zaman çocuk olmadı bu adam. Ben onun çiğ yürek yediği günü biliyorum. Ben mi? Sen tabii. Bak mangal yapılıyor, sizin orman evindeyiz. Etler daha pişmemiş, sen geliyorsun çok acıktım diye. Sonra Yavuz amca rahmetli annenin haykırışlar arasında veriyor sana çiğ yüreği. Yedin mi yani çiğ? Boş yere demiyoruz sana yürek mi yedin diye. Yok yok, yemedin. Bir ısırıp mangala bıraktın. 15 Temmuz ertesi Gündüz'e dediler ki yaşarsın ama yürüyemezsin. Bu koç da dedi ki yürüyemezsem koşarım. Yani 2016'da bunlar oldu. 6 sene sonra Yıldırım projesi hayata mı geçiyor? Hayal devam ediyor diyelim. Bu işler öyle kolay değil. Dünden bugüne olmuyor Altay. Peki devlet yok mu bu işin içinde? Devlet olmadan nasıl yapacağız? Elbette var. Ama çok gizli tutmaya gayret gösteriyoruz. Birkaç üst düzey bürokratla komutan biliyor sadece. Az önce gördüğün Sezai Sırman Paşa da silahlı kuvvetlerdeki en büyük destekçimiz. Bütün işlemler, yazışmalar, tedarikler farklı isimler üzerinden yapılıyor. Gözden uzak yola devam ediyoruz yani. Öyle bir şulesi var ki Şemican'ın, fanusuna sığmaz Asuman'ın. Belki ben göremem ama siz inşallah şahit olacaksınız bu işin sonucuna. Hangimizin ne kadar ömrü var sadece Allah bilir. Ama ben kendime iyi bakıyorum kumandan. Tek hayalim o. Türkiye semalarını Asuman'la karanlık güçlere kapatacağız. Çıktığımız yolda yapacağım bir hatanın neye mal olacağını gördüm. Babanın mirası burada yaşıyor. Burayı ve içindekileri hayatın pahasına korumak zorundasın. Gizli tutmaya çalışıyoruz ama bir noktada öğreneceklerini biliyorum. Öğrendikleri vakitte burayı bulmaları fazla sürmez. Her gün bir adım daha yaklaşıyorlar. Doğrudan yazıcıya ver onu. Hemen gereken yazışmaları yapsın. Teklif istenecek firmaların listesi ekte. Emredersiniz komutanım. Gel. Komutanım, istediğiniz evrakları getirdim. Bunu görmeniz gerek Mira Hanım. Nedir? Lojistik komutanlığından 2 dakika önce ilgili birimlere geçilen yazı. Titanyum kablo. Ne demek bu? Sistemde uyarı için işaretlenmiş malzemelerden biri. Titanyum uzay aracı, uçak ve füze yapımında kullanılan havacılıkta yeri doldurulamaz bir metaldir. Yüksek hız, titreşim ve yüksek ısının söz konusu olduğu araç kısımlarında, motor türbin kanatlarında ve benzeri. Aşırı yüklenen diğer araç bölümlerinde çok kullanılır. Satın almak için teklif topluyorlar. Al işte başa döndük. Hiç vazgeçmez mi bunlar? Bu emrin yazıldığı birlikte işimize yarar kim var baksınlar. Hemen iletiyorum. Efendim? Cesedi mi bulunmuş? Parmağının kesici bir aletle ölmeden önce kesilmiş oldu. Seni kim sorguladı hain? Bu haberi başkasından değil, senden duymayı beklerdim. İncindin mi? Ceset nerede bulunmuş? Sen bana böyle soru sorma cesaretini nereden buluyorsun? Bak, laf oyunlarına vaktim yok. Parmağı kesilmiş. Belli ki biri konuşturup öldürmüş. Bana otopsi raporu lazım. İçerideki kripto adamlarından iste. Ben ne zaman ihtiyaç duyarsam seni o zaman ararım Nizam. Kıyas. Kıyas! Buyur abi. Mira'ya gideceğiz. Ofiste mi öğren? Ofiste abi haberim var. Ama elimiz boş mu gideceğiz? Kıyas Bey eğer sizin için de uygunsa çikolatamızı, çiçeğimizi alır öyle gideriz. Yok abi o manada demedim. Mürted'i istedi bizden. Ama polis istediğini bulmuş ya. O manada dedim. Manasız konuşma. Aklın varsa akıl ver. Estağfurullah abi. Bizde akıl ne gezer? Adam geberip gitti. Hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi çağırmalarını bekleyemem. O zaman Mira Hanım'a bir gidip konuşsanız iyi olur abi. Ben arabayı hazırlayayım abi. How are you, buddy? Things are not going well. I can come to you anytime. What do you want from Turkey? Acele etmem lazım Ahmet müdürüm. Bana yardım et. Senin acele yaptığın her işin altından bir çapanoğlu çıkıyor Tekin. Bu sefer öyle değil. Bu Hilmi Kopanlı meselesi benim için çok önemli. Hepimiz için önemliydi. Geldin... Toplantıda gözlerinde gördün. Yani devlet meselesi olmuştu hain. Adam öldü gitti. Sizin işiniz bitti. Benim bundan sonraki kapıları açabilmem için bilgiye ihtiyacım var. Ne bilmek istiyorsun? Nerede buldunuz? İstanbul'da bir mücavir alanda bulundu. Nasıl ölmüş? Kutlar parçalamış. Devletin adaletinden kaçmaya çalışanı Vahşi Doğan'ın adaleti buluyor işte. Ama kurtlardan önce başkaları parçalamaya başlamış. O ne demek? Ölmeden önce parmaklarının kesilip koparıldığı doğru değil mi? Daha bana gelmedi o rapor. Sen nereden biliyorsun? Ahmet müdürüm, uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir mevzu Bu adam da kilitlendi. Çok bunaldım. Yanlış yollara sapmak istemiyorum. Beni bilirsin. Yolun sonunda bir ışık görürsem dinlemem, dalarım. Belli ki kaçmaya çalışırken yanlış yola sapmış, kurtlara yem olmuş. Öncesinde nerede saklandığını ya da nerede tutulduğunu bilmiyoruz. Yalnız mıydı, birilerinin eline mi geçti, kesin bir bilgi yok. Ben daha olay yerini görmedim ama yapılan ilk incelemelerde kayda değer bir şey çıkmadı. Bir şeyler duyarsam gelir bir yemeğini yerim. Doktor, nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Bu Mürted denen hain, Hilmi Kopanlı. Onun otopsisinde mutlaka sen de bulun. Sonucunda çıkar çıkmaz bana bildir. Parmakları neyle kesilmiş, ne olmuş bilmek istiyorum. Gel Hüzüm oğlan, gel. Yakmamışsın semaveri. Dün gece bekledim seni, gelmedin. Koca demlik çay bana kaldı Ahmet'im. Hilmi Kopanlı'nın peşindeydim. Adapazarı'nda. Ama elimiz boş. Senin buyurduğun gibi avara dolaştık. Netice? Sen bilirsin neticeyi. Şey mi demek istedin? Çobanlar bulmuş leşini. Kurtlar parçalamış. Herkes layığıyla karşılaşır. Adamın senden bir kurşun atımı uzaklıkta bulunduğunu öğrenince hasbihal etmeye geldim. Senin haberin olmadan buralarda kuş uçmaz. Kuş ayrı, kurd ayrı bizim oğlan. Kurt parçalamış diyorsun. Bu toprağın kurdu laf dinler mi? Ben de senin lafını dinleyip zamanına gelseydim belki başka türlü olurdu. Justizia dilatio est quaedam negatio. Geciken adalet, adaletin inkarıdır. Ecdadımız Orhan Gazi daha ağır söylemiş. Sonunda hüküm isabetli de olsa geciken adalet zulümdür. Mürted'i sen mi öldürdün? Emniyetin işi mi? Yok. Vahşi hayvanlar parçaladı. Sana getir dedik. Dirisini, değilse ölüsünü. Bulup getiriyordum, kaçmaya kalktı. Benden kaçanı ya ben bulur, parçalarım, ya da işte böyle polis parçalarını bulur. Anlat. Bunun gibileri saklanmayı çok iyi bilir. Tahta kurusu gibi. Bir an ortaya çıkar. Görürsün. Sonra bir kaybolur. Tekrar bulmak için bütün evi sökmen gerekir. Her deliğe baktım. Elimden almaya çalışan adamları tespit ettim. İzlerini sürdüm. Buldum. Ölüm korkusuyla kaçmayı başardı. Adamları sorguladım. Hiçbir şey söylememiş. Sadece yurt dışına kaçmasına yardım ederlerse Yıldırım projesini satınca alacağı paradan pay teklif etmiş. O çapulcular da buna inanmış mı? Hayır. Herkesin peşinde olduğunu anlayınca elinde başka ne var diye biraz canını yakmışlar. Konuşturmak için parmaklarını kesmişler. O da konuşursa yaşamak için şansı kalmayacağını bildiği için hiçbir şey anlatmamış. Konuşmadığını nereden biliyorsun? Adamları konuşturmak için ben de onların parmağını kestim. Ne proje dosyasını vermiş ne de 5 numaradan bahsetmiş. İstanbul'da böyle vahşi kurtlar var mı gerçekten? Cumartesi maç gecesi. Kalabalık olur. Kimleri çıkaracaksın? 4 maç tamam. 2 eşleşme daha yaptık mı gece hazırız. Yeni gelen Suriyeli'de var değil mi? Yok. Onun daha çalışması lazım. Niye? O kadar para verdim getirmek için. Burası okul değil. Çıksın dövsün. Adam boylu postu görünce bir şey sanmışsın ama içi kof. 2 yumruk yese gübre olur gider. Olsun. Sana ne? Adil olmak zorundayım. Ya. Adalet zayıfların yarattığı bir şeydir. Çünkü güçlüyü başka türlü yenemeyeceklerini bilirler. Biz burada zayıftan değil, güçlüden yanayız. Doğan! Ne oldu? Bunu görmen lazım. Ne? Adamın birini kurtlar parçalamış. Hem de İstanbul'da. Ne gülüyorsun ya? Korkunç bir şey bu. Ben daha İstanbul'da kurt olduğunu bile bilmiyorum. Adamı paramparça etmişler. Oho. Mürted! Sen bu adamı tanıyor musun? Kim olduğunu biliyor musun? Benim tek bildiğim Nizam'dan büyük makas alacaklar. Sefer! Efendim abi. Hazırlanın, taziyeye gidiyoruz. İstanbul kırsalında gözlerden uzak yaşayan kurtlar hala var. Şehrin insanı onun dağında kan dökerse cezası acımasızdır. O adam hakkında Doğan'la konuşma. Çok tehlikeli. Her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Biz her zaman her şeye hazırlıklıyız abi. Mire'yle görüşme ters gitti galiba. Gülerek uğurladı Prenses Semiramis. Ama üstündeki adamın sağa solu belli olmaz. Ne emredersiniz? Banka hesaplarından toparlayabildiğin kadar nakit toparla. Ne var? Kapat. Doğan geldi abi. Kokuyu aldı leş kargası. Kime silah doğrulttuğuna dikkat et. Ben senin gibi ışıklı evlerde arkamda doğayla büyümedim Nizam. Sokaklarda büyüdüm. Önce karşımdaki adamın kalibresine bakmayı öğrettiler bana. Hayatıma mal olacak yanlış yapmam. Bir de şunu öğrettiler. Makineyi çıkardın mı motoru çalıştıracaksın. Ama hepsini harcamadım benzinini. Bunu sana ayırdım. Uzatma, niye geldin? Haber vermeye geldim. Mürted'in sonunu söyleyeceksen geç kaldın. Ben değil, sen geç kaldın. O adamın cesedini buldular. Ama bu işin sonunda senin cesedini asla bulamazlar. Kaçacaksın. Mecbur. İkimiz de biliyoruz. Hazırlıklara başlamışsındır. O zamana kadar ağamsın, paşamsın. Sana el kaldırmam. Yoksa ben altına giderim. Ama o gün tam sınıra yaklaştığında benim yüzümü göreceksin. Sakın şaşırma. İyi geceler Doğan Bey. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızma. Sana mı kızacağım? Bu hayatta senin kadar güzel yürüyen bir tek şey gördüm. Kim? Bak kızmayacağım dedin ama. Tamam söyle kim? Akdeniz adında bir kısrak. Sen beni bir ata mı benzettin Doğan? At değil, kısrak. Ha tamam, kısrakmış. Oh, rahatladım. Hayatımda gördüğüm en güzel yürüyen şey de Akdeniz. Hala aklımdan gitmez. Eski patronumun atıydı. Bir yarışta kaybetti diye vurdu onu. Hem de gözlerimin önünde. E'si sonra seni gördüm yürürken. Yani bana bir ata benzediğim için mi aşık oldun Doğan? Pardon, bir kısra. Ne alakası var? Sen daha bile güzel yürüyorsun diyorum. Ben şimdi bunu duyduğum için mutlu mu olmalıyım? Ne diyorsun Esra ya? Anlamıyorum diyorum. Anladığım dilden konuş. Kim bilir hangi kadının adını söyleyemedin de. Atmış da, kısrakmış da, Akdenizmiş de. Başlatma şimdi eski kırıklarına. Ya ne kırığı kızım? Ben sana ciğerimi vermişim. Lafa gelince o öyle Doğan Bey. Ama icraate gelince ağzından tek bir laf bile alınmaz. Ben ne sakladım bugüne kadar senden? Mesela ne iş yapıyorsun? İş işte. Ela'nın okulunda diğer çocukların annesi... kocanız ne iş yapıyor dediği zaman ne kadar şapşal durumuna düştüğümü hiç düşünmüyorsun değil mi? Kocanız ne iş yapıyor Esra Hanım? İş, iş işte. İş yapıyor benim kocam. Seni bu kadar zor duruma düşürecek ne yapmış olabilirim ki? Hiç farkında değilsin değil mi? Ne? Daha bugün hangarda... Nizam'dan büyük makas alacaklar diye bağırdın, çıktın gittin. Beni orada bir süs bitkisi gibi bıraktın. Pardon. Ahıra bağlanmış bir kısrak gibi bıraktın. Kızım abartıyorsun. Abartırım. Biz seninle ölümüne bağlanmışız, abartırım. Nereye gittin? Biliyorsun o Nizam denen adamdan endişe duyduğumu. Senin endişelerini ortadan kaldırmak için gittim. Lafımı söyledim, geldim. Ne söyledin? Mutluluğumuza yaklaşırsan seni öldürürüm dedim. Çok önceden tanırım Hilmi Kopanlı'yı. Gençliğimden. Fettah'ın kucağında olduğum zamanlarından. Hilmi abimizdi. Her şeyimize karışırdı. Biz de onun her sözünü ayet bilirdik. Sonra bende ne ışık gördülerse aralarından aldılar. Kendi kucaklarına. Yalan mı? Bu yüzden kaçıp gitmek istemiyor musun buralarda? Bu adamların en iyi bildikleri şey gizlenmek. Nasıl devletin içinde yıllarca saklandıysa 16 Temmuz sabahında da öyle saklandı. Yıllar sonra Türkiye'den kaçmaya çalışırken Doğan'ın ayağına takılmış. Yerini Doğan buldu. Görevi bana verdiler. Gittim aldım. Ama tezgaha geldim. Doğan sakınmazdı, senden aldı. Sen adamın Doğan'ın elinde olduğunu nereden biliyordun da Ankara baskın yaptın? Onu geç. Bunu sana söylemeyeceğim. Adamı Doğan'ın aldığından eminim. Bu ne devletin işi ne de başkasının. Demek ki başkaları da onun elinden kaçırdı. Devlet olsa sen varsın. Gayrimeşru olsa ben bilirim. Kim ve niye bu adamı Doğan'ın elinden aldı, bulamadık. Şimdi de ormanda parçalanmış leşini buldunuz. Kim aldı, ne anlattı öğrenmem lazım. Yoksa beni yiyecekler. Köpek balıklarıyla yüzüyorsun Nizam. Yaralandın, kan kokusunu saklayamazsın. Öyle ya da böyle seni yiyecekler. Türkiye'den gidiyorum. Nakit toparlıyorum. Sen benim yolumu aç. Ben de sana bu adamlara yürüyebileceğin kestirme yolu göstereyim. Ne istiyorsun? Doğan her şeyin farkında. Beni köşeye kıstırmaya çalışıyor. Olaylar bu noktaya gelmeseydi çoktan onun kafasını koparıp köpekler atmıştım. Ama şimdi yapamam. Işıklar benim üstümde. Şu alıcı kuşu benden uzak tut. Sare abla. Karıştırdınız galiba. Özür dilerim. Birine benzettim. Sizi şöyle alayım. Bir tuvalete gideceğim. Sonra veririm siparişi. Yolu göstereyim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Doğan yanında olsa kimden özür dileyecektin? Talimatıma uygun hareket ettik. Doğan'ı rahatsız etmeyecek birkaç noktaya yerleştirdik sadece. Bu ne? Doğan'ı izlemeye mi başladın? Daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Ben artık işine yaramıyorum galiba. Senin durumun ayrı. Doğan'ı sıkıştıracak bir hedef arıyorum. Bu operasyonun amacı Doğan'ı sadece izlemek değil miydi? Durumlar değişti Sare. Tepesine çökeceğim. Nasıl ya? Benim bilmediğim bir şey mi oldu, ne? Senin bilmen gereken her şeyi söylüyorum. Gerisini karıştırma. Görevini yap. Tamam, peki. Yeni görevim ne? Senin için bir şey değişmedi. Daha önce ne yapıyorsan aynı şekilde devam edeceksin. Etrafımda yeni bir oyun kurulacak ve benim hiçbir şeyden haberim olmayacak, öyle mi? Sare, sen ne zamandır benim emirlerimi sorguluyorsun? Sende bir gariplik var. Bende değil. Yapmaya çalıştığın yemeğin tadı garip. Bizi böyle alıştırmadın sen. Ben sizi her şeye hazır yetiştirdim. Evet ama hiçbir şey saklamadım bugüne kadar. Sare, devam edebilmemiz için Doğan'ın devre dışı kalması gerekiyor. Doğan gibi bir adamı devre dışı bırakmak için öyle kameralar koyup izleyip tuzak mı kuracaksın? Hiç inandırıcı değil ha. Hele de bunu söyleyen Viking'se. Öyle bir şey gerekiyorsa söylersin, onu öldürürüm. Hiç şüphem yok. Ama şu anda bunun zamanı değil. Senin bir talimatınla ölüme gittim ben, gözümü bile kırpmadan. Hiç tereddüt etmedim. Çünkü kafamda soru işareti yoktu. Ama bu ani manevra midemi bulandırdı. Bana güveniyor musun kızım? Güveniyorum. Herkesten çok. Güzel. O zaman bu kafandaki kuşkuların esiri olma. Sana söz veriyorum. Zamanı geldiğinde her şeyi anlatacağım. Ne yapmamı istiyorsun? Doğan'ı sıkıştırmak için bir hedef arıyoruz. Ayrıca Altay'la da konuş, bir karara varsın. Ya bizimle hedefe doğru aynı yoldan gelir ya da onu Doğan'la birlikte gömerim. Abi Doğan Bey dedi ki burayı Altay abinin istediği gibi düzenle dedi. Hani misal istediğin zaman dinlenirsin hesabı. O yüzden diyorum ki buraya böyle rahat bir koltuk alalım. Koltuk olur. Aslında bak Altay abi, bir tane de şöyle şuraya minik bir buzdolabı, oraya böyle yiyeceklerin içeceklerin dizersin. Sonra bak şöyle duvarda bir tezgah, köşede bir tane ocak. Ocağı ne yapacağım Reşat? Abi misal gece acıktın, kimse yok, yalnızsın. 2 tane yumurta kırarsın ya. Kafanı kırarım Reşat. Abi niye yükseldin ya? Mesela bak şu an bir şurada kuymağımız olsa... böyle ona bandıra bandıra yesek sevmez misin? Sevmem. O zaman menemen yaparız. Uğraşmam diyorsan da Altay abi bak ben de bir bakırsam... Bir şey istemiyorum Reşat. Hoş geldin yenge. Konuşmanızı bölmedim değil mi? Reşat'ın çenesi biter mi hiç? Yok yenge, o bakımdan değil de Doğan Bey dedi buraya Altay'a oda yapın dedi. Ben de böyle şuraya bir tezgah düşündüm. Köşeye de bir ocak, nasıl olur? Tamam, sen işine bak Reşat. Anlaşıldı. Evi düzüyor sanki bana. Ya ben söyledim Doğan'a. Burada rahat edebileceğin, kalacağın bir yer olsun. Gerek yok. İyiyim ben. Konuşmamız lazım. Doğan'ın haberi var mı geldiğinden? Onu ben hallederim. Ne konuşacağız? Viking'in yanından geliyorum. Yeni talimatların mı var? Doğan'ın burası dışındaki işleriyle ilgili de bilgi almak istiyor. Sen verseydin ya, 7/24 yanındasın. Doğan beni işlerine yaklaştırmaz. Esra da hiçbir zaman ayrıntılı bir şey öğrenememişti. Sen daha beceriklisin Esra'dan. Halledersin. Altay, gözünü Doğan'dan ayırma. Duyduğun her şey çok önemli. Sizin işlerden anlamam ben. Ajanlık falan bana göre değil. Ya ajanlık falan değil zaten. Gözün kulağın açık olsun diyorum. Viking Doğan'ın... Ne? Ne yapacakmış Doğan'ı? İşini bitirecek. Bindiğimiz atı mı vuracaksınız? Onun bir bildiği vardır. Daha yukarıdaki isimlere ulaşmak için Doğan'a ihtiyacımız var diyen sendin. Doğan'ı öldürmek istiyorum diyen de sendin. Doğan giderse bütün bunları boşuna yaşamış olacaksın. Esra da bir iç uğruna ölmüş olacak. Hedef 5 numaraya yaklaşmak olmalı. O adam her kimse, onu buraya getirmenin bir yolunu bulmalıyız. Doğan devre dışı kalırsa biz ne yapacağız? Nizam beni yanına mı alır sanıyorsun? Ya da beni devre dışı bırakıp sen devam edeceksin bu yolda. Ne saçmalıyorsun? Neden? Belki de Doğan'dan sonra Nizam'ın koynuna girersin ha? Yengemin eli ağırdır abi. Ben de daha önce bir kere yemiştim de oradan biliyorum. Hedef 5 numaraya yaklaşmak olmalı. O adam her kimse, onu buraya getirmenin bir yolunu bulmalıyız. O depoda her şey sana zimmetli koçum. Bir kutu bile eksilmeden Kıbrıs'a gidecek. Neredeydin? Bilmiyorsun sanki. Ne işin vardı hangarda? Altay'ı görmeye gittim. Sebep? Ders almak istiyorum. Ne dersi? Yakın dövüş. Ve bunu bana değil, Altay'a söylüyorsun öyle mi? Hayır diyeceğini biliyorum. Ben ısrar edince de gel ben sana göstereyim diyeceksin. Yapamaz mıyım? Yapamazsın. Ben gerçek bir dövüş istiyorum. Şimdi beni alacaksın karşına. Kıyamayacaksın. Sonra mıç 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 oyun oynar gibi iş yapacağız. Kızım dayak mı istiyor senin canın? Evet. Sana benden başkası vuramaz. Ne diyorsun sen be? Sana şimdi bir kafa atarım. Ya pardon öyle demek istemedim. Ama dedin. Ya tamam. Ben sana hiç el kaldırır mıyım? İstersen bir dene Doğan sakınmaz. Bak ben sana ne yapıyorum. Ne dedi Altay? Salak. Önce bir Doğan Bey'e sorun dedi. Aferin bak. Ben demiştim o çocuktan olur diye. Tamam şimdi boş ver onu. Asıl benden olur mu onu söylesen. Öyle hangardan milletin içinde gösteri yapar gibi olmaz o iş. Gelsin burada göstersin. Yer ayarlarız. Tamam anlaştık. Şimdi bir tane de öp. Bir de özür dile az önceki lafın için. Gel aşkım benim gel deli kızım. Özür dilerim. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Biz Nuri Killigil'in çocuklarıyız. Trablus'ta, Azerbaycan'da, Doğu cephesinde, sonra İstanbul'da Haliç'te başını koyduğu yolda mücadele etmiş Nuri Paşa. Okudukça atalarımızın hatıralarını göğsümüz kabarır. Yıldırım projesini hayata geçirmek, asmanı germek en büyük hayalim. Ama bir o kadar hayalini kurduğum şey de oğlumun büyüyünce babasıyla gurur duyması. Oğlum daha çok ufak. Elbette onu babasız bırakmaktan endişe duyarım. Ama çocuklar babasız büyür de vatansız büyüyemez. Çocuklar ne vatansız büyüsün ne de babasız. Güzel, tamamdır. Titanyum kabloların tedariğiyle ilgili bir gelişme var mı Kübra? En son Sezai Paşa ile siz görüştünüz. İhale için teklif aldım demişti. Sana mail atacaktı. Yok, gelmedi. Vardır Sezai Paşa'nın bir bildiği. Aynen, acelesi de yok. Peki, sen ne biliyorsun Kübra? Anlayamadım. Ne zamandır buradasın? Biliyorsunuz. Babama 15 Temmuz gecesi şehit ettiler. Cenazede Davut kumandan gelip elimden tuttu. Buraya getirdi. Evet, biliyorum. Benden eskisin. O sıralar ben sırt üstü yatıyordum. Yaşam savaşı veriyordunuz. Ya aman ne savaş. Serumlarla, iğnelerle, ilaçlarla boğuşuyordum. Siz bütün arkadaşlarımızın idolüsünüz. Ne diyorlarmış hakkımda? Onlara sorarsınız. Ben öyle laf taşımayı sevmem ama... bence sizin yaşadıklarınızı yaşayıp böyle kutsal bir şeyin peşinde dimdik durmak kahramanlıktır. Ne kahramanları var bu ülkenin Kübra. Bize düşmez o paye. Gündüz Bey, misafiriniz var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sevindim gelmene Altay. Etkilerin emri artık böyle. Ha, kumandan istedi diye geldin yani. Yok, öyle demek istemedim. Öyle değil tabii. Ya nasıl? Yıllardır kimse bana yiğit dememişti. Ben babamdan izin almıştım. Beşiktaş'ta futbolcu olacaktım. Beşiktaşlı mısın? Beşiktaşlıyım tabii. Çocuk dağıtalım bakalım. Baba ben çok acıktım. Vallahi mı? Gel bakayım buraya. Gel. Gel bakayım sana bir yürek vereyim şöyle. Ha. Yavuz'um yeni attım mangala onları. Daha pişmemiştir o. Yok ya oldu gibi o. Sevmedim. Ben et yerim sonra. Allah Allah. Sana vereyim mi Gündüz? Yok ben daha çıkmadım. Heh. Vay 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 vay. Cengiz Kaptan'ın keyfi yerinde. Tabii dün 2 tane attılar ya Fener'e. Benim de keyfim yerinde Yavuz amca. Dün Ankara gücüne 4 attık. Oğlum kim ne derse desin bu sene şampiyon Fener. Sordun mu Yavuz amcana? Yok baba, sen sor. Hayırdır? Adam senin hayranın, dilinden düşmüyorsun. Aslanım benim. Ne soruyor peki? Utandı demek. Annesiyle konuşmuş da çok meraklı senin bu mühendislik işlerine. Yavuz amca bana uçak yapmayı öğretir mi diyormuş. Uçak hem de ha? Hani topçu olacağım diyor bu. Büyüyor artık. Büyüsünler, büyüsünler. Güzel bir ülkede büyüsünler. Bunlar bizim geleceğimiz. Kudret Paşa da gelmek üzere. Nasıl gidiyor mangal? Vallahi kaptan tam senin dediğin noktadayız. Hotel bravo, Charlie bravo. Aynen öyle. Herkes başının çaresine baksın yani. Ya. Ah geldin sen. Kaptan gel sen böyle. Geldim. Komutanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, sağ ol, sağ ol, var ol. Ne iyi ettin ya. Siz de hoş geldiniz. Tanıştırayım. Yüzbaşı Sezai. Ben de öyle. Cengiz, kolay gelsin. Hazır mı ekler? Hazırız komutanım. İyi hadi bakalım. Başarım sizi şöyle alalım. Yerli Karadağ'ın yıkılması, gölgelice kaba ağacın kesilmesi, coşkun akan görkemli suyun kurumasın, kanatlarının ucu kırılmasın, çalışanda kara polat öz kılıcın kertilmesin. Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ahir sonu arı imandan ayırmasın.